bir felsefeci şu itirafta bulunuyor. Diyor ki evrim teorisini savunmamın temelinde diyor bunu destekleyecek olan bilimsel verilerin olması değil ancak yüce bir yaratıcının varlığını kabul etmemek adına ben evrim teorisini savunuyorum diyor. Yani ne mahsuru var bunun? Neticede Allah'a inanmıyorsa ve kendi zihinsel altyapısına uygun bir teori de varsa ortada onu neticede tercih ediyor. Evet, bunu tercih ediyor. Yani objektif olarak bakmadığını, dogmatik olarak baktığını ve ateizmin kendi içinde vicdanını rahatlatmak adına böylesine bir yani safsata da olsa bilimsel bilimsel temelleri olmasa da her türlü alanda bilimin her alanında bugün çürütülmüş olsa da genetik, paleontoloji yani fosil bilimi, mikrobiyoloji, hücre bilimi, histoloji bu alanlarda çürütülmüş olsa da yine de insanlar kendi zihinlerinde savuna geldikleri hayat felsefesini temellendirmek adına bu teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar kendilerince. Ama bakın, propaganda yapıyorlar. Bir izleyicimiz diyor ki biraz önce telefonla kendisi sorusunu iletmiş. Hepimiz Adem ile Havva'dan geldiysek nasıl oluyor da Afrika'daki insanlar renkleri siyah ve yüz biçimleri farklı olabiliyor. Avustralya'da farklı, dünyanın farklı bölgelerinde evet. Coğrafi şartlara evet. Göre farklılaşma var. Bu da evrimin bir şeyi değil Hayır, mi? Belli değil. Değil. Mi? Biz genetik verilerle konuşmamız lazım bu noktada. İzleyicimiz doğru bir noktaya değinmiş. İnsanın aklında bakın evrimciler nasıl şüpheler sokuyorlar. Bu onlardan bir tanesi. İşte farklı türlerin olması, farklı cinslerin olması, farklı çeşitlerin olması neden evrime delil olsun? Öyle bir şey yok. Yani çünkü, mesela Afrika'daki insanların burunların yassı olması, oradaki nemli ortamın oksijeni almaya zorlaştırdığından dolayı burunların ona göre şekillenmesi. Şey hayır öyle bir şey bunları söz kabul konusu etmiyor değil. Musunuz? Şöyle bir şey. Normal herhangi bir bugün gözlemlediğimiz genetik bilimin ortaya koyduğu ki Mendel'den itibaren bu kanunlar ortaya konmuştur açık bir şekilde, net bir şekilde. Darwin zamanında bunlar bilinmiyordu. Genlerin varlığı, kromozomların varlığı bilinmiyordu. Yalnızca anatomik benzerliklerden yola çıkarak uydurulmuş bir hikayedir evrim teorisi. Başka hiçbir şey değildir. Bugün bakıyoruz. Herhangi bir türün içinde bir popülasyonu belli bir coğrafyada binlerce yıl boyunca izole ederseniz, yani orada sınırlandırırsanız bu insanlar hep kendi aralarında çocuk sahibi olacaklar ve türlerini bu şekilde devam ettireceklerdir. Ne olacaktır? Eğer o insanlar çekik gözlüyse hep o çekik gözlülük özelliği tekrarlayacaktır. Bir de bakacaksınız Çin diye bir ülkede bütün insanlar çekik gözlü. Ya da uzak doğuya gittikçe insanlar daha fazla çekik gözlü oluyorlar. Bakıyorsunuz kuzeye çıktıkça derinin rengi beyazlaşıyor gittikçe. Bu şekilde özellikler. Ama neden Afrika'daki görüntüyü biz Avrupa'da görmüyoruz? Afrika'da da o insanlar oraya izole olmuşlar. Yani siyah olmaların güneşi direkt almalarıyla bir bağlantısı yok mu? Yani ona ilişkin özellikler tabii ki belli oranda faydalı özellikleri daha böyle ön plana çıkmış ve o şekilde tekrarlamış olduğunu görüyoruz. Bu genetik kanunlarının ortaya koyduğu gerçekler çerçevesinde ben değerlendiriyorum. Yani, burada benim ortaya attığım yeni bir fikir yok. Evet. Peki Tarkan Bey sizin var mı? Bu tartışmayı yani genetiğinde bir gelişme olmuyor, değişme olmuyor. Buradaki önemli olan şey bir türün evrimleşmesinden bahsediyorsak onun sonraki nesillere aktarması için o değişikliği genetiğinde değişiklik olması lazım. Ama bir canlının genetiğinde değişiklik olmuyor. Genetiğinde değişiklik nasıl oluyor? Biraz önce konu oraya gelmişti. Siz de onu sordunuz. Mutasyonlarla oluyor. Mutasyon zararlı değişiklikler anlamına yani geliyor. Yani evrimin iddiası mutasyonla değişim mi? Evet. Evet. Şimdi onu biraz daha açayım isterseniz. Mutasyon ne demek? Siz ilk başta evrimi neo Darwinizm diye nasıl gelişimini bu şekilde yaptı ve bugün ne geldi diye sormuştunuz. Evrimcilerin iki tane mekanizması var doğada olan ve bunların evrime delil olarak gösterdiği iki mekanizma var. Bunu Darwin de söylüyor. Bir ilkini Darwin de söylüyor. Bu doğal seleksiyon. Yani doğada bir seçim var. Yani doğal kendinden bir şey. Bu ne demek? Zayıflar, sakatlar elenir. Geriye güçlüler kalır, devam eder. Şimdi ilk bakışta baktığımız zaman gerçekten de hastalıklılar, zayıf olanlar bir müddet sonra ölürler. Yerine sağlıklı olanlar devam eder. Bu zaten faydalı bir gelişmedir. Ama hiçbir zaman bu yeni bir türün oluşmasına sebep olmaz. Yeni bir türün meydana gelmesine neden olmaz. Yani şunun gibi. Mesela ortamda geyikler olduğunu düşünelim bir ormanlık bir yerde ve bu geyiklerin bir kısmının
sakat olduğunu, zayıf olduğunu ya da hastalıklı olduğunu düşünelim. Oraya bir müddet sonra o hayvanlar hayatlarını devam ettiremeyecekleri için genel tabiat koşulları sebebiyle bunların sakat olanları ölecekler, diğerleri devam edecekler. Yani böylece daha hızlı koşan, daha sağlıklı bir nesil devam etmiş olacak. Ama geyik, geyik olarak devam edecek. Hiçbir zaman hayatını sürdürmek için başka bir canlıya dönüşemeyecek. Peki mutasyon böyle derken, bir şey yok. Mutasyon şimdi, derken ne çıkıyor? Şimdi bu noktada, bu noktada Darwinizm, yani Charles Darwin'in öne sürdüğü, 1859 yılında öne sürdüğü teori çökmüştür zaten. Yani en başında çökmüştür. Çünkü şunu anlama geliyor bu. Darwin'in öne sürdüğü doğal seleksiyon mekanizması, yani türlerin birbirinden değiştiğini, türediğini iddia ettiği mekanizmanın böyle bir gücü olmadığı başta ortaya çıkmış ve çökmüştür. Bundan sonra ikinci kuşak evrimciler diyebileceğimiz bir kuşak, Stephen Jay Gould bunlardan, Harvard Üniversitesi'nden profesör, bunların başını çeken kişilerden bir tanesi, şöyle bir şey ortaya attılar. Dediler evet biz de kabul ediyoruz doğal seleksiyonla gerçekten Darwin'in söylediği gibi bu evrim olmaz. Zaten böyle bir gücü yok. Bu mutasyonla olur dediler. Mutasyon yani genetik bilgide yani insanın hücresindeki DNA'daki değişimler demek. Değişiklikler. Ama nasıl değişiklikler? Zararlı değişiklikler. Şimdi buna örnek vermek gerekirse bunun en önemli örneği Çernobil'deki meydana gelen radyasyon kazası ya da bir takım Hiroşima'ya atılan nükleer bombalar. Bunun en önemli örneği bunlar. Bunların insan vücuduna herhangi bir olumlu etkisi olmadığı gibi binlerce insanın sakat kalmasına, yaralanmasına sebep oldular. Çünkü bunlar radyasyon genetik bilgideki dizilimi, mükemmel dizilimi bozan etkisiyle ortaya çıktı. Dolayısıyla dünyada şu anda izlenebilen tek bir faydalı mutasyon örneği yok. Yani siz insanlara radyasyon vererek, bomba atarak daha mükemmel ya da canlıların hepsini kastedelim. Daha mükemmel canlılar meydana getiremezsiniz. Bilakis sakat, hilkat garibeleri meydana çıkar ki bu konuda da deneyler var. Özellikle meyve sinekleri üstünde uzun yıllar deneyler yaptılar. Meyve sineklerin çok genetik yapılar mı oynandı? Evet, çok hızlı üredikleri için meyve sinekleri. Yani daha rahat takip edilebiliyor. Evet, daha rahat ve hızlı sonuç alınabilecekleri için çok uzun süreler deneyler yaptılar. Bu deneylerde gördüler ki hiçbir zaman meyve sineklerinden farklı bir tür türemedi. Her zaman böyle işte üç bacaklı, iki bir gözlü ya da daha değişik ya da kanadı olmayan, sakat olan meyve sinekleri elde ettiler. Ve bu araştırmalar artık durduruldu. Yani Darwin'in öne sürdüğü evrim teorisi ve Darwinizm ilk başında çöktüğü gibi daha sonra o neo-Darwinist dedikleri kuşağın da ortaya attığı bu mutasyon süreci de çökmüştür. Yani bugün doğada türleri, canlıları birbirinden evrimleştiren mekanizmaların olmadığı anlaşılmıştır. Peki yani ben dediğinizi anladım. Yani neo-Darwinistler özellikle mutasyonun daha mükemmele sonuç verdiğini iddia ediyorlar. Sizse bunun mümkün olmayacağını, çünkü mutasyon başlı başına iyiyi bozduğunu daha kötüyü... Tek bir örneği yok. Söyleyeyim. Tek bir örneği yok. Yani mutasyon, çünkü genetik dizilimdeki en ufak bir değişiklik zaten büyük sakatlıklara, büyük hastalıklara yol açıyor. Bu nesil olarak da devam edebilir mi bu sakatlık? Hastalıklar ancak devam edebilir ama o kalıcı olması, kalıtsal hastalıklar dediğimiz şekilde devam edebilir. Bu sebeple hiçbir iyi bir değişim olamaz. Bir de ayrıca gene genetiğin içerisinde şöyle Michael Denton, Profesör Michael Denton'ın ortaya koyduğu bir görüş var. Buna göre siz genetikte herhangi bir şeyle oynadığınızda, herhangi bir nükleotitle oynadığınızda o DNA dizilimini meydana getiren mutlaka bu sadece tek bir özelliği göstermiyor. Yani mesela işte göz renginizi DNA'daki göz renginizi özelliğini taşıyan bir genetik şifreyle oynadığınızda bu aynı şifre, aynı yerdeki nükleotit sonuçları da var. Evet, bu sizin belki de işte duyma özelliğinizi de etkiliyor. Başka sonuçları da var. Dolayısıyla böyle yani siz bu çok şey bir şey değil, bu bir hikaye olarak anlatılabilir, masal olarak anlatılabilir ama siz gerçekçi olarak, bilimsel olarak incelediğinizde mutasyon gibi çok zararlı, çok tehlikeli bir olgunun böyle bir şeyi zaten oluşturması mümkün değil. Ayrıca bunun tek bir örneği de yok ve şu ana kadar da verilmemiştir, verilemez de. Evet, Cihat Bey, yani şimdi Tarkan Bey'in söylediklerini ben anladım ama
bilim dediğimiz olaysa biraz test etme, yanlışı görebilecek olan bulgular üzerinden yola çıkarak yapmak. Yaratılışı da bu anlamda bir teori olarak koyabiliyor muyuz ortaya? Evrim teorisinin karşısında bilimsel bir gerçekliktir diyebiliyor muyuz? Yoksa mesela farklı görüşler var gazetelerde okuduk. Hı hı. Bunlar din derslerinde öğretilmesi gereken sadece din inanışı besleyen düşüncelerdir deniyor. Evet, bizim kıstasımız bilim. Yani objektif veriler. Yani deliller. Bunlardan yola çıkmamız lazım sizin bahsettiğiniz şekilde. O da ne olacaktır? Biz yaşamın nasıl başladığını görmemiz gerekir. Bir sonuca varabilmemiz için. Evrimle mi olmuştur ya da yaratılışla mı olmuştur çıkarımında bulunabilmemiz için. Onun için hayatın tarihine göz atmamız lazım. Hayatın tarihinde bize neler sergiliyor, neler bize bir bilgi verebiliyor? Onlar da fosiller. Şu görmüş olduğunuz, size birkaç örneğini getirdiğim ki İstanbul'un ve Türkiye'nin pek çok yerinde fosil sergileri de bunları halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. İsterseniz lafınızı kesmiyorsam eğer biraz tanıtır mısınız fosilleri mesela? Evet. Hangi tarihten kalma? Şimdi fosil düşüncesini biraz daha detaylandırmak istiyorum hemen öncesinde. Buyurun, buyurun. Şimdi fosiller canlıların bir anda havayla teması kesilmesi şeklinde özellikle üstleri toprakla ya da işte çamurla havayla temasını kesecek şekilde bir anda mumyalaşmasına sebep olur. Hı hı. Ve daha sonrasında canlının geriye yalnızca dokusu da değil artık mineral değişim denen bir safha sonucunda binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca yıl sonrasında yalnızca kaya parçasında onun izine rastlarız. Burada görmekte olduğunuz bir balık fosili. Bu balık şöyle söyleyeyim size, bir çamur balığı. Amia kehreri türüne ait bir çamur balığı. 54 milyon yıl yaşında olarak yaşı hesaplanmış. Orada 54... balığın neyi kalmış? Burada yalnızca izi kalmış. İzi. İzi. Yani taşa da nüfuz eden bir şey var mı? Varlığı evet, var mineral mı? Değişimiyle burada yalnızca silisyumu bulabiliyoruz. Kayanın kendisini bulabiliyoruz. Evet. Başka hiçbir şey yok. Yani balığın kendine ait bir dokusu yok. Çünkü aradan 57 milyon yıl geçmiş. Evet. Peki o kabartılar nasıl oluşmuş? Yani bu kabartılar sadece bir resim toprakta, değil de kabartı var neticede. Evet. Orada. Kayaların içinde o izi, yıllar süren o izler boyunca günümüze ulaşmış izleri sonuçta. Bir izden başka hiçbir şey değil. Doku falan söz konusu değil burada bulduğumuz. Aynı şekilde burada mesela bir trilobit fosili var. Bu 410 milyon yıllık bir soyu tükenmiş bir deniz canlısı. Bu da aynı şekilde 410 milyon yıl boyunca geriye dokusu kalmıyor. Yalnızca kayanın içinde onun izi kalmış oluyor. Mineral değişimi nedeniyle rengi de farklı olabiliyor tabii ki bunun. Ve biz bu fosillere baktığımızda hayatın tarihini görmüş oluyoruz. Canlılık nasıl ortaya çıkmış? Hangi safhalardan geçmiş? Daha doğrusu hangi türler ne zaman ortaya çıkmış? Bunları görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi evrim teorisiyle mi canlılar ortaya çıkmış yoksa yaratılışla mı ortaya çıkmış? Bunun için bakacağımız şey şu. Evrim teorisinin iddiası zaten şudur. Önce tek bir hücre oluştu tesadüfen 4,5 milyar yıl önce denizlerin, okyanusların dibinde tesadüfen bir hücre oluştu. Daha sonra bu hücre önce çok hücreli organizmalara, daha sonra omurgasız canlılara, omurgalı canlılar, daha sonra işte balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve bugünkü insan gibi memeliler oluştu derler. Şimdi böyle bir süreç var mı diye bakmamız gerekiyor. Yani demek basitten bizim. Komplekse evet, bir süreç olması gerekiyor. Çok basitten mükemmele doğru bir gidişat. Evet. Şimdi bizim bunu görmemiz gerekiyor. Diğer tarafta ise bir anda yaratılış şu demektir. Bir anda bir canlının bir anda ortaya çıkması demektir. Son haliyle, mükemmel evet. haliyle. Mükemmel bir kompleks halleriyle mi o zaman canlılar biz tarihe baktığımızda, paleontolojiye baktığımızda bunlar ortaya çıkıyorlar? Yoksa evrim teorisinin iddia ettiği gibi basitten komplekse doğru bir gidişat mı var? Biz buna bakacağız. Objektif olarak bakacağız. Bakın ben de tıp fakültesinde evrim teorisiyle büyütüldüm. Evrim teorisi bana öğretildi. Ta ki ben bu yayınlarla Harun Yahya Müsteğar adını kullanan Sayın Adnan Oktar'ın yayınlarıyla karşılaşıncaya ve bilimsel gerçekleri bizzat şahit oluncaya kadar. Şimdi bakıyoruz. Paleontoloji bilimi bize şunu gösteriyor. Canlılar yaklaşık 570 milyon yıl önce Kambriyen patlaması denen bir patlamayla, bunu kendi ifadeleri bu tanımları. Kendi kiminde? Evrimcilerin? Evrimcilerin normal
kendi textbooklarında, kitaplarında, yani kaynak kitaplarında, referans kitaplarında ifade ettikleri ve bugün bilim dünyası tarafından da yaygın olarak kabul edilen, tartışmasız kabul edilen bir gerçek bu paleontoloji bilim alanında. Bu yalnız canlar, buradaki büyük patlamayı kastetmiyoruz. Hayır, yani evrenin patlaması değil, oluşumundan bahsetmiyoruz. Biz canlıların kökeninden bahsediyoruz patlama, şu anda. Evet. Canlıların yeryüzünde nasıl ortaya çıktığından söz ediyoruz şu anda. Şimdi canlılar 570 milyon yıl kadar önce yeryüzünde bakıyorsunuz tabakalara hiçbir şey yok. Bir anda bütün canlı filumları, filum demek şu demek, ana canlı grupları, ana canlı türleri bir anda ortaya çıkıyorlar. Ve buna bu yüzden patlama denmiş. Yani hiçbir şey yok. Bir anda sayısız canlı türünü bir anda bulabiliyorsunuz. 570 milyon yıl önceki tabakalara indiğinizde, bundan daha derin tabakalarda bunların ataları olabilecek daha ilkel canlılar maalesef yok. Yani bunun 570 milyon yıl öncesinin tabakaları da var değil mi? Evet evet. Yani daha bu tabakalarda canlı şeyine rastlanmıyor. Evet. Bunun altında, bunun daha aşağısında, daha eskisinde bu canlıların ataları olabilecek ilkel canlılar rastlanmıyor. Film derken şunu kastediyorum. Hatta şöyle geçer kaynaklarda. Bugün görmekte olduğunuz bütün vücut planları bir anda ortaya çıkmıştır derler. Yani dolaşım sistemleri, nefes alma sistemleri, solungaçlar, duyuların pek çoğu, gözler, hepsi bir anda ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse az önce söylediğim gibi bir trilobit. İşte bakın bu, o Kambriyen denen 570 milyon yıl önce yaşamış canlı türlerinden bir tanesi. Şimdi bakalım bu canlı ilkel bir canlı mı? Şimdi bu konuda yayınlanmış pek çok makale, pek çok bilimsel yayın var. Bu evrimci kaynaklarda da çok yaygın olarak detaylandırılmış. Üzerine çokça tezler, profesörlük tezleri yapılmış. Araştırma sonuçlarından bahsedeceğim size. İlkel derken neyi kastediyorsunuz? İlkel gözü demek yok. Basitten yani, gelişmişe. Ya mesela kriteriniz ne onun ilkel olup olmadığını tespit etme noktasında? Şimdi işte beraber değerlendireceğiz. Buyurun. Acaba ilkel mi değil mi diye. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi bu canlının bir dolaşım sistemi var, bir kalbi var. Bu tespit edilmiş. Bu denizlerin, okyanusların dibinde yaşayan bir yumuşakça, kabuklu bir deniz yumuşakçası. Bunun dolaşım sistemi var dediğim gibi. Solungaçları var. Suyun içindeki oksijeni alıp vücudundaki diğer hücrelere özümseyip kullanabileceği solungaçları var. Bunun ötesinde bunun gözleri var. Evet. Gözler derken yani bir tane hani ilk canlı acaba bir tane mi gözü var, iki tane mi var değil. Tam tamına 600 tane gözü var bu canlının. Ve ilkel bir göz müdür diye daha da detayına inelim. Kristallenme denen bir metot sayesinde bu gözlerin tek tek nasıl olduğu anlaşılmış, incelenmiş ve görülmüş ki okyanusun suyun dibinde canlıları retinasının üzerine tam olarak düşürmek üzere her bir göz çift lens sisteminden oluşmakta ve bu şekilde suyun altında net görmesini sağlamakta her bir göz. Ve bu gözlere biz peteksi göz sistemi diyoruz. Bugün en ileri göz sistemi olarak kabul edilir ki bugün böceklerde, arılarda, işte sineklerde gördüğümüz o peteksi göz sistemine sahiptir. 600 tane göz derken o peteksi gözlerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani daha ilk ortaya çıkan canlı tarihte, yeryüzü tarihinde, canlılık tarihinde ilk ortaya çıkan canlı hiç de öyle ilkel bir canlı değil. Bugünkü pek çok canlıdan çok daha gelişmiş yapılarıyla ortaya çıkmış. Şu anda yaşıyor mu? Soyu tükenmiş bir canlıdır. Bugün örneklerini görmüyoruz. Ancak bilimsel çalışmalarla detaylandırılmış. Peki nasıl bir vücut bunu siz nereden edindiniz? Bunu dünyanın sayısız müzesinde, yeryüzünün sayısız, yeryüzü katmanlarında sayısız binlerce, milyonlarcası, yüz milyonlarcası bugüne kadar çıkarılmış ve raflarda, müzelerde halen sergilenmekte olan bir canlıdır. Peki, tabii evrim teorisini savunan birisi olmadığı için biraz tek taraflı oluyor ama ben yine o taraftan sorayım. Yani onlar nasıl ispat ediyorlar? Yani bunu onların da elinde var elbette. Evet. Büyük ihtimalle evrim teorisini bir delil olarak da sunuyorlardır. Hayır, sunmuyorlar. Sunmuyorlar mı? Hayır. Gündemden hiç almıyorlar mı? Çünkü neden? Bu tek başına evrim teorisini çürütüyor. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç değil. Çünkü ilk canlıya baktığımızda bugünkü canlılardan daha gelişmiş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalınıyor ki evrim teorisini tek başına çürütmüş oluyor. Peki 570 milyon yıl yaşında olduğunu nasıl tespit ediyoruz? Şimdi katmanlar var, yeryüzünün katmanları.
Bunlar detaylı radyolojik, daha sonra nükleer teknikler kullanılarak, çeşitli elementlerin yarı ömürleri hesaplanarak saptanmış yeryüzü katmanın üzerinde de detaylı çalışmalar yapıldığında bunların yaşları tam olarak saptanabiliyor. Uranyum yarılanma ömrüyle hesaplanan uranyum yaş tayin metodu var örneğin. Ya da karbon yaş tayin metodu var aynı şekilde. Sayısız teknik var bu şekilde. Elementlerin yarı ömürlerinin hesaplanmasıyla ortaya konan yaşlardan bahsediyoruz. Evet, diğerleriyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Diğer evet. Fosillerle ilgili. Şimdi dediğim gibi trilobit tek başına evrim teorisinin ilkelden gelişmişliği olan iddiasını çürütüyor. Peki bunu görmek isteyen bunların izleyicilerimiz sıra, nerede görebilir? Bunu yani var mı müzelerde? Müzelerde sıklıkla görebilecekleri bir gerçek bu. Literatüre girdiklerinde detaylarına rahatlıkla ulaşabilirler. Tekrar söyler misiniz ismini? Trilobit. 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 Kambriyen denen ilk yeryüzü katmanında ortaya çıkan, evet, son derece gelişmiş yapılarıyla yaratılışı ispat, evet, eden, az önce de bahsettik ya, şimdi evrim teorisini çürütüyor. Diğer yandan da evrimcilerin zaten iddiası bu. Diyorlar ki eğer biz kompleks bir şekilde canlılar ortaya çıkıyorsa o zaman üstüncü bir yaratıcının varlığını kabul etmek zorundayız diyorlar. Bakın trilobit tek başına Allah'ın varlığını göz önüne sermiş oluyor. Yani tabii bir de evrimcilerin bu konuda ne düşündüğünü ben merak ediyorum doğrusu. Umarım bağlanırlar veyahut da yani belki bu program ilk olur, ikinci istiyorum. Programda eğer zaten bunu arzu ederlerse şöyle, birlikte yaparız. Ya, evet. Yani doğru aslını söylemek gerekirse düşünmek istemiyorlar bu konuyu. Zaten bu konuda böyle itirafları da var. Yani bu konuları düşünmek istemiyorlar. Çünkü mesela Evrim Ansiklopedisi'nde yok mu bu trilobit? Var. Ne deniyor? Yani bu konuda bir şey söylemiyorlar açıkçası. Evet. Çünkü evrim teorisini çürütmüş oluyor. Hı hı. Yani henüz açıklayamıyoruz diyorlar. Yani açıklanamayan bir varlık olarak kabul ediyor. Evet. Yani 570 milyon yıl yaşında olduğunu kabul ediyorlar tabii, mı? Tabii, tabii. Kabul tabii, ediyorlar. Neticede tabii, o katmanlarda. Yani, Kambriyen dönemi de kabul ediyorlar. Yani Kambriyen patlaması kendi ifade O zaman evrimcilerle yaratılışçıların buluştuğu bir nokta var. 570 milyon yıl önce bir patlama oldu ve bütün varlıklar o patlamanın sonucu oluştu. Evet. Bu patlamanın sonucunda onlar basit hücrelerden çok hücrelere ve ondan farklı aşamalar evrimleştiği söyleyip iddia ediyorlar. İddia edilirken tam tersine öyle olmadığını kendileri görürler. Bütün varlıkların, evet, mükemmel bir şekilde yaratıldığını söylüyorlar. Evet. Şimdi şöyle, yani burada çok önemli nokta var aslında. Onların iddia ettiği tesadüfilik neticesinde meydana geldiği. Yani bu gördüğümüz mükemmel canlılar tesadüfen meydana geldi diyorlar. Şimdi bunu iyi düşünmek lazım. Yani mesela başka bir şey söyleseler, işte uzaydan geldiler, şöyle oldu. İşte öyle diyenler de var aslında şimdi ama. O, şimdi o da batıl bir inanç ve zaten hani o uzaydakileri de hani kim yaratmış diye düşündüğünüzde zaten kendi içinde çürüyen bir, evet, çürüyen bir inanç mesela olmuş oluyor. Mesela Mısır piramitleriyle ilgili böyle tartışmalar ama, var. Evet. O da kendi içinde çürüyen başka bir şey. Ama kendi içinde, yani batıl olmasına rağmen kendi içinde bir mantığı oluyor bu tip iddiaların. Ama şimdi buradaki iddia tam, yani hiçbir mantık örgüsüne dayanmıyor. Yani diyorlar ki tesadüfen meydana geldi. Şimdi bakıyoruz burada kameralar var. İşte kameralara bakıyoruz böyle. İşte zoomluyor, sizi çekiyor, uzaktaki insanlara sizi iletiyor. Kablolar var, işte uydu var bu olayların içerisinde. Yani mükemmel bir sistem var burada. İnsanların evine kadar ulaşabiliyoruz biz burada konuşurken. Şimdi diyebilir miyiz ki böyle bir sistem tesadüfen meydana gelmiş? Yani gelebilir. Yani böyle işte rüzgarlar esecek, işte yağmur yağacak, toprak birbirine karışacak. Bazı materyaller birbirine karışacak ve kameralar meydana gelecek. Sonra uydu meydana gelecek. Sonra hani belli ki bu bir tasarlanmış, birileri tarafından meydana getirilmiş, yapılmış. Şimdi bakıyoruz. Göze bakıyoruz. Kameradan son derece çok daha fazla kaliteli, düzgün ve çok daha gelişmiş bir organ. Ve mükemmel bir görüntü sistemi var. Baktığımız zaman hatta diyoruz ki ne kadar güzel gözüküyor. Televizyona bakarız deriz, cam gibi gösteriyor. Ne kadar, halbuki gözle kıyaslanmayacak bir görüntüdür o. Hani gözümüz mükemmel görür. Ama bir bakıyorsunuz gözün yapısına etten oluşmuş. İşte bir takım sıvılardan, minerallerden oluşmuş. Şimdi böyle bir mükemmel bir mekanizmanın tesadüfen meydana geldiğini söyleyebilir misiniz? Ama milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Şimdi bu da güzel. İşte bu da bir içi boş bir iddia. Çünkü evet, şöyle onu da şey yapalım. Yani milyonlarca yıl
geçti diye o zaman meydana gelebilir anlamı taşımıyor. Mesela şimdi gözün şöyle 40 tane parçası var, bilinen organeli var. Yani gözyaşı bezi, işte retinası, işte göz kapağı. Yani bunlar böyle farklı farklı yerler. Şimdi gözün göz olması için ve işlevini yapması için bunların hepsinin aynı anda var olması lazım. Yani göz eğer safa safa var oluyor diye iddia ediyorlarsa o zaman şöyle olması gerekir. Gözyaşı bezi olana kadar gözün diğer organları bekleyecekler. Ama gözyaşı olmadan göz hemen kurur, yok olur. Dolayısıyla gözün öyle milyonlarca değil, öyle birkaç gün, bir dakika, saat beklemeye vakti yoktur. Hemen kurur, yok olur. Evet. Yani gözün gözü olabilmesi için bir anda şu anki mükemmel haliyle yaratılmış olması lazım. Ve sadece göz değil, bütün bu organlarıyla, insanın bütün mükemmel sistemleriyle birlikte yaratılması lazım. Evet, belki de evrim, yaratılış tartışmasında göz merkezde duruyor. Yani gözün oluşumu... açıklama konusunda iki tarafında farklı iddiaları var ve kırılma noktası da orada. Hayır, çıkıyor. Ben gözü bir örnek olarak. Mesela gözle ilgili bir şey söylüyorum. Şu an kameraları gördüğüm için burada. Hayır, onunla ilgili. Yani göz, kulak da göz olabilir. Göz 10 aşamalı evrim aşamasının 3. kademesi olarak veya 4. kademesi olarak anlatılıyor evrimciler tarafından ve mesela burada diyor ki gözlerden önce yaşam sakin seyrediyordu ve o dönemler denizlerde tembel tembel dolaşan yumuşak gövdeli solucanlar egemendi. Ya, o bir gözlerin zaman. Evriminden, icadından itibaren hayatın sakinliği sona erdi. Vahşileşme ve rekabet dönemi başladı. Bu evrimsel silahlanma yarışıydı adeta diyor. Şimdi bakın, yani bir evri, gözle birlikte aslında saldırganlıkla başladı. Gerçek yok. Bir veriye dayanıyor mu orada yazılan cümle? Yani bu neticede bir iddia. Veriye, zaten teori evrim dayandırmış mı? Yani solucanlardan bahsediyor. Yok. Beyniyle ağzı birbirine yakın i̇şte olan. Solucanlarla aynı anda ortaya çıkan trilobitten bahsettim. 600 tane gözü olan, hiç de öyle karanlık bir hayat değilmiş. Evet. Çok yani daha gelişmiş bir hayat. Bu 570 milyon yıl yaşındaysa bu iddiayı geçersiz kılıyor. Gözle ilgili kısmını en azından. Yani bakın işte evrimciler bunu yapıyorlar. Gerçekleri çarpıtıyorlar, yalan söylüyorlar. Bunun pek çok örneği var tarihte. Yani bu ilk değil sizin okuduğunuz yalan. Yani şöyle mesela bulamadıkları noktada sahte fosiller icat etmişlerdir. Farklı canlılara ait kemikleri bir araya getirerek oluşturdukları sahte ara geçiş formları vardır. Şimdi bu noktada ara geçiş formunu ben size kısaca bir özetleyeyim isterseniz. Şimdi evrimcilerin iddiası şuydu. Canlılar ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izleyecekler. Baktık öyle değil. E peki ondan sonra canlılar arasında bir ara geçiş formları olması lazım. Yani bunları, bu süreci gösterecek başka bağlantılar mı var? Yarı organlara sahip canlıların yaşaması gerekirdi tarihte acaba diye baktığımızda paleontoloji yine öyle canlıların olmadığını, ancak her defasında bugün görmekte olduğumuz canlılar gibi tam halleriyle canlıların yaşamış olduğunu, hiçbir zaman için canlılığın tarihinde hiçbir şekilde yarı organlara sahip, yarı solungacı olan bir balık rastlamıyoruz. Yarı solungacı olan bir canlıya rastlamıyoruz. Yarı ayağı olan bir canlıya rastlamıyoruz. Hep her zaman için tam canlılar. İşte bu balık o yüzden tam haliyle bize yaratılışı göstermiş oluyor. Bugünkü çamur balığı neyse bakıyoruz hiçbir değişime uğramamış 57 milyon yıl boyunca. Bugünkü neyse balık yine aynı şekilde. Arada hiçbir değişim yok. 57 milyon yıl geçmiş olmasına rağmen bir değişim yok. Bakıyoruz bir yeni bir konuya girecekseniz ara vermem gerekiyor. Ondan sonra daha rahat devam edersiniz arzu ederseniz. Yani tamam. Bir ara verelim. Nasıl çünkü ara varlıkların olmasından bahsediyorsunuz. Evrim evet. Teorisinin oluşması için ilkel ve mükemmelin arasında belki onlarca ara... Yani bir değişim olmuş mu? Hani siz dediniz ya milyon yıllardan bahsetmek noktasında. Onu istersen ikinci bölümde konuşalım, tamam. Arzu edersiniz. Evet sevgili izleyenler, evrim teorisi ve yaratılış teorisi kapsamında bir tartışma yapıyoruz. Maalesef evrim teorisini savunan bir isim stüdyoda yok ama telefonla bağlanabileceğini söyledik. Biz önceden çok uğraştık. Bütün evrimcilere ulaşamadık muhakkak ama katılmayı kabul etmediler. Ama telefonla belki katılırlar diye çağrımızı yineliyoruz. 212-480-06-67 telefonla bize ulaşabilirler. Bu arada bir haber yeni Anadolu Ajansı'ndan ulaştı elimize. Bu tartışmanın da güncelleştiğini gösteriyor. Son 10 günde Türkiye'den Fransa'daki okullara gönderilen Darwin'in evrim kuramına karşı kitap nedeniyle Eğitim Bakanlığı tüm okullara uyarı yayınladı diyor Fransa'da. Bu anlamda hararetli bir tartışma var ve sebebi de Türkiye'deki Harun Yahya'nın hazırladığı Yaratılış Atlası isimli kaç sayfalık kitap? 765. Zannedersem 5 kilo var. 7 kilo. 7 kilo. Evet, o kitabı da ikinci bölümde o kitaptan başlayarak tartışmaya devam edeceğiz.
da yaygınlaşan bir tartışma. Yeni ulaşan bir haberden Anadolu Ajansı'ndan bize geldi. Fransız Bakanlığı Türkiye'den gönderilen 768 sayfalık Yaratılış Atlası adlı kitabın birkaç bin nüshasının okullara postalandığını anlattı ve bu konuda önlem alınması gerektiği konusunda Fransa'da ciddi tartışmalar başladığı haberi var. Bunu yapan da Türkiye'den gönderen, kitabı gönderen ve kitabı hazırlayan elbette Adnan Oktar, Harun Yahya mahlaslı Harun Adnan Oktar ve arkadaşlarının Bilim Araştırma Vakfı'nın elbette bu işi organize ettiğini biliyoruz. Aslında Cahit Bey sizden başlayacaktım ama bu haberi vermişken Tarkan Bey'den devam edelim. Çünkü bu konuyla ilgili gümbürtüyü koparan kitap bu kitap herhalde. Yaratıcı evet, Atlası. Baştan öyle demiştik. Evet. Nereden çıktı? Niye gönderdiniz o kadar okula? Fransa'yı karıştırdınız. Öncelikle tabii şöyle, Fransa'nın karışması tabii bu mizahi bir durum biraz tabii bana kalırsa. Çünkü demokrasinin beşiği olarak kendini tanıtan Fransa'nın bilimsel anlamda bir eserin Fransa'da olmasından bir sıkıntı duymaması gerekiyor normalde. Ama demek ki bir sıkıntı duyuluyorsa demek ki buna bilimsel anlamda cevap verilemeyeceği düşünüldüğü için böyledir. Zaten bizim bu programımızda da sık sık vurguladığımız gibi Darwinist düşüncedeki insanların cevap verebileceği bir ilimsel iddiaları yoktur. Yani bunların delillerini ortaya koyamazlar. Bu kitapta Sayın Adnan Oktar'ın Harun Yahya Müstahar ismiyle yayınladığı, yazarlığını yaptığı, dediğiniz gibi 768 sayfa içinde renkli resimlerim bulunur. Merhaba, ben Fatih Çoşkun. Hacettepe biyoloji mezunuyum. Entomolojide de uzmanlık yaptım. Buyurun. Ben bir soru sormak istiyorum. Gözün birkaç dakika bile beklememesi oluşumunda bekleyemeden oluşması gerektiğini söyleyen arkadaşa. Hı hı. Anne karnında bir bebeğin geçirdiği süreci bana bir açıklayabilir mi? Ben yanlış mı öğrendim ya da programı izleyen insanlara açıklayabilir mi? Rüyoda gözlenen, solungaçlar da gözleniyor sırada çünkü. Hı hı. İki tek hücreden bir büyük göz oluşuyor, bir büyük kalp oluşuyor. Bu 9 aylık süreyi bekliyorlar. Hı hı. Neden dediğim gibi, hani bugün karar verip yarın nur topu gibi bir çocuğa sahip olmuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Tamam, hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet Cahit Bey, siz nasıl cevap? Gerçekten çarpıcı bir soru. Yani evet, anne karnında diyoruz ki birkaç tane de olabilecek bir şey değil ama neticede böyle bir gerçeklik de var. Çocuk anne karnında oluşuyor. Arkadaşımız biyolog ama anatomi bilgisi yeterince daha detaylı bence öğrenmesi lazım konuyu. Özellikle embriyoloji konusuna uzak olduğu anlaşılıyor hemen. Çünkü elbette ki bir organ oluşurken çeşitli safhalardan geçerek oluşuyor. Ve biz burada evrim teorisinin göz gibi kompleks bir organı açıklamaktan yoksun olduğunu, mekanizmalarıyla açıklamasının mümkün olmadığını açıklıyoruz, anlatıyoruz. O da nedir? Evrimcilerin öne sürdüğü şey şudur. Doğal seleksiyonla vücut görme ihtiyacı hissetmiş bir gün, ondan sonra orasında önce işte bir lens oluşmuş, daha sonra işte korneası oluşmuş, 1 milyon sene geçmiş, sonra 1 milyon sene geçmiş, kirpikleri oluşmuş. Böyle saçma bir hikaye, masal. Bunun bilimsellikten tamamen uzak olduğunu, görme gibi bir olayın ancak tam çalışan her parçasıyla bir anda var olan bir gözle mümkün olabileceğini anlatmış oluyoruz. Buna bugün indirgenemez komplekslik deniyor ki siz bu organın oluşturan parçaları daha az parçalara indirgeyip de onu hala çalışır kılamazsınız. Budur mantığın kabul ettiği gerçeklik. Yani bununla şunu beraber, demek istiyorsunuz siz. Bizim iddiamız, yani sizin iddianız bir gözün kendi başına, kendi iradesiyle kendi kendini oluşturmasının mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Yani ama bir de embriyonun solungaçları olduğunu ifade etti cümlesinin bir tarafında. O da çok büyük bir yanılgıdır. Maalesef yine literatürü takip etmediğinin bir göstergesi. Çünkü bu 1859 yılında erim teorisini Charles Darwin ortaya attıktan hemen sonra ortaya atılan embriyoların, çeşitli farklı türlere ait embriyoların aynı safhaları, rekapitülasyon teorisi diye ortaya atılan bir iddianın devamıdır ki bugün artık tamamen reddedilmiştir.
bizim bugün kameralarla, yüksek görüntüleme teknikleriyle ya da embriyolojinin bugün sahip olduğu tekniklerle öğrendiğimiz gerçeklik şudur ki, hiçbir şekilde bir solungaç falan söz konusu değildir. Solungaç gibi görünen şeyler bugün farenks, timus bezi ve diğer bezlerin oluşturan çıkıntılardır ki görüntü olarak solungaç görüntüsü vardır. Ama hiçbir şekilde bir bebek biz embriyoyken, annemizin karnındayken, plasentamıza beslenirken hiçbir şekilde suyun altında solukalık vermiyoruz bu solungaç gibi görünen şeylerle. Evrim teorisyenlerinin saçma bir cehalet örneğidir bu gerçek, bu iddia. Siz, isterseniz bununla ilgili yoksa söyleyeceğiniz, bu ara varlıklar olması gerekiyor demiştiniz. Öyle bırakmıştık birinci bölümün sonunda. Evet. Onunla ilgili bir şeyler söyleyecektiniz. İsterseniz oradan devam edin. Bir kelebek var zannedersen. Evet. Entomoloji dedi arkadaşımız. Telefonda arkadaş, hemen onu belirteyim. Yani böcek bilimi. Hı hı. Bir cırcır böceğine ait bir fosil var elimde. 125 milyon yıl yaşında bu fosil. Cırcır böceği bugün neyse o gün de öyleymiş. Hiçbir değişiklik olmamış. 125 milyon yıl boyunca hiçbir değişime uğramamış. Peki bunu evrim nasıl açıklıyor? Yani şu 125 işte. Milyon yıl öncesinde cırcır böceği olmayacağını mı söylüyor? Hayır. Olamayacağını mı söylüyor? İddiaları şu, daha ilkel olduğunu iddia ediyorlar. Hı hı. Her şeyin daha ilkel, bugünkülerin çok daha gelişmiş mesela olduğunu iddia ediyorlar. Mesela nasıl olabilirdi onların teorisine göre? Bunun işte böceği. Kanadı olmayacaktı, bacağı olmayacaktı, işte organları eksik suda olacaktı. Suda mı yaşayacaktı mesela? Belki de bu masal, onların masallarında hikaye bitmez, tükenmez. Malzemeleri çok. Hayal güçleri çünkü çok kuvvetli. Evet. O yüzden biz bakıyoruz bilimsel verilere, 125 milyon yıl önceki cırcır böceğiyle bugünkü arasında hiçbir fark yok. İstersen türler değişmeden günümüze kadar gelmiş evet. oluyor. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Evet. Başka evet, bir örnek göstereyim size. Hı hı. Bu bitkiler için de geçerli, böcekler için olduğu gibi. Bir eğrelti otu, Neuropteris rogersii türüne ait bir eğrelti otu. 325 milyon yıl yaşında Pensilvanya'da bulunmuş. Bugünkülerinden hiçbir farkı yok. Eğrelti otu bugün neyse yine o tarihte de aynıymış, hiç değişime uğramamış. Bakıyoruz yine aynı şekilde bir keman vatozu. Rhinobatus denen 95 milyon yıl yaşında Lübnan'dan çıkarılmış bir vatoz fosili. Ne demek vatoz? Vatoz biliyorsunuz denizlerde hala canlı örneklerini gördüğümüz. Hı hı. Hatta iğnesiyle bazı insanlı geçenlerde biliyorsunuz birisinin de ölümüne sebep olmuştu. Hatta yan kuyulandırmıştı. İğnesiyle bir deniz canlısı, omurgalısı. Peki şu olamaz mı? Yani evrimciler bir tarafı. Evrimciler burada şöyle bir taktik kullanıyorlar. O da şu. Soyu tükenmiş olan türler onlar için çok büyük bir malzeme. Bunları anatomik benzerliklerinden yola çıkarak ufaktan büyüğe doğru sıralayabiliyorlar. Ancak ne zaman ki o canlının yaşayan bir örneği bulunduğu zaman bakılıyor ki hiçbir şekilde iddia edilen masal malzemesine konu değil. Tam anlamıyla her şeyle eksik parçaları yok, eksik organları değil, gelişmekte olan organları değil ama tam ve kompleks organlara sahip olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir örnek vereyim. Örneğin Sölekant adlı bu fosil. Bu bir balık fosili. Şimdi bunu ilk olarak evrimciler bulduklarında dediler ki biz bunun şeylerini görüyoruz dediler fosil üzerinde. Bacakları, yarı ayak, bu artık suyun üzerine çıkmaya başlayan sığ yerlerde yüzen bir balıktır dediler. Artık suyun dışına çıkıp yürüyemekte olan bir yarı sürüngen, yarı balık bir canlıdır dediler. Ondan sonra beyni daha büyüktür dediler. Beyin hacminden, kafatası hacminden yola çıkarak. Bir anatomik özelliğinden yola çıkarak fosil üzerindeki dediler ki işte burası da akciğerleri oluşmaktadır. Burası da akciğeridir dediler. Ta ki bunun, bu balığın canlı örnekleri Madagaskar'da bulununcaya dek. 1900'lü yılların başında 1950'li yıllarda bunun sayısız örneği bulundu. Hala da 200'den fazla örneği hala bulunmuştur, yakalanmaktadır. Ve görünmüştür ki hiçbir şekilde bu balık bir sığ deniz balığı değil. Aksine derin bir derin su balığı. Beyni hiç de öyle gelişmiş bir büyük bir beyin hacmine sahip değil. Akciğer olarak öne sürdükleri yer bir yağ tabakasından başka bir şey değil. Bir yağ kitlesinden başka bir şey değil. Ha, kollarına baktılar. Kolları yine
yüzgeci daha iyi kullanması açısından hiçbir şekilde karaya çıkmasına yarayan bir organ olarak kullanmadığını gördüler. Aksine derinlerde yüzen bir balık olduğunu gördüler. Bu şekilde evrimciler dediğim gibi soyu tükenmiş canlı varlığı gördüğü, canlı örnekler gördüklerinde fosiller arasında bunu bu şekilde speküle edebiliyorlar üzerinde. Her sayıda hikaye, masal uyduruldu bugüne kadar evrimciler tarafından. Canlılar arasında benzerlikler yok değil, var. Ama bu hiçbir şekilde canlıların birbirinden türediği anlamına gelmiyor. Çünkü buna ait fosil kanıtlar yok. Ve bugün Ernst Hutton, bir ünlü bir paleontologtur Amerika Birleşik Devletleri'nde, diyor ki elimizde o kadar sayısız, yüz milyonlarca fosil var. Artık arayı kapayacak ara geçiş formlarını bulmaktan yoksunuz. Fosil stoğunun, fosil kayıtlarının eksikliğini hiçbir şekilde özür olarak öne süremeyiz. Yeterince fosilimiz var diyor. Şimdi bu noktada genetik bilimi olsun ya da biyolojinin farklı alanları olsun, tabii ki maymunda da insülin hormonu var. Efendim insülin yine aynı şekilde sığırlarda da var mesela. Pek çok ortak yapılara sahibiz. Hepimizin kolları var, onların da gözleri var, tüylerimiz var aynı şekilde. Pek çok şeyi paylaşıyoruz tabii ki. Benzerlikler bu hiçbir şekilde bunlar. Bizim onlardan geldiğimiz anlamına gelmiyor. Ancak ne anlamı taşır? Biz aynı yaratıcı tarafından, Cenab-ı Allah tarafından yaratıldığımız, tek bir yaratılışın ürünü olduğumuz, aynı merkezden yaratıldığımız anlamına gelmiş olur ki bu çok daha anlamlı ve tamamlayıcı bir sonuç olmuş olur. Evet, aslında burada bir tartışma daha var. Yani siz mesela, sizinle kimse tartışmak istemiyor. Çok mu agresifsiniz? Yani niye sizinle tartışmak istemiyorlar? Mesela kimseyi bulamadık. Sizinle olmasın, başka birisini getireyim, yine kabul etmiyorlar gerçi. Evrim teorisini savunanlar, bu konuda kürsüler var, üniversitede ömrünü buna harcamış profesörlerimiz var. Nedir problem? Bakın Mustafa Bey, yani şu söylediğiniz şu konu bile aslında konuyu net bir şekilde açıklıyor. Yani evrim teorisinin savunulacak bir tarafı yok. Bu ideolojik nedenlerle ortaya atılmış, hatta Darwin'in kendi söylemine göre artık şunu söylüyorlar, ben özetle, hani bir tesadüfen canlılar meydana gelmiştir ve birbirinden türemişlerdir söyleyelim, delillerini sonra buluruz diyorlar. Evet. Yani bunu ortaya söylüyorlar, evet. Özetle. Diyorlar ki, Darwin de söylüyor, ileriki yıllarda diyor, ümit ediyorum diyor, bu fosil kayıtları bulunacak diyor, bir takım gelişmeler olacak diyor, bunlar anlaşılacak diyor. Ama diyor, bunlar anlaşılmazsa bu teori çökmüştür diyor. Özetle size söyleyeceğim. Hatta gözü de örnek veriyor. Diyor ki, göz gibi kompleks bir organın aşamalı şekilde ortaya çıkamayacağı ispatlanırsa benim teorim savunulamaz artık diyor. Peki, bunu söylüyor. Sonra söylüyor ki yeryüzünün katmanlarında milyonlarca, yani bir ara sürü geçiş ara geçiş formları neden bulamıyoruz diyor. Bulmamız lazım diyor. Yani bu tamamen önce teori ortaya atılmış, sonra delilleri oluşturulmaya çalışılmış. Ama gelişen teknoloji ve geçen yıllar bu büyük yalanı ortaya çıkarmışlar. Peki bu program sonrasında yani bu konuda uzman olan isimler program yapmayı tekrar kabul ederlerse, yani yeniden böyle bir teklif de sunarsak ve onlardan böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz? Gayet tabii, gayet tabii. Yani bu kabul edilmeyecek bir konu değil. Zaten bizim bu konuda birçok defa talebimiz oldu, basına açıklamamız oldu, verdiğimiz bazı ilanlarda aleni, eğer evrimcilerin ortaya koyabileceği bir kanıt varsa, bir fosil varsa, gelin biz de yardımcı olalım, biz de bu fosili birlikte sergileyelim dedik. Yani bu evet. Konuda çok fazla talebimiz oldu. Ayrıca burada fikrin ortaya koyulmasından daha doğal ne olabilir? Yani bir fikri ortaya koyuyoruz ve yani bunun karşısını istiyoruz. Ama onlar buna yanaşmıyorlar. Sizinle ilgili bir şey var mı? Yani bizimle ilgili bir şey olamaz çünkü bütün bunlar kitaplara geçmiş, literatüre geçmiş, şu anda dünyada milyonlarca insanın takip ettiği şeyler. Mesela Fransa diyorsunuz, şu an Fransa'daki insanların da okuduğu kitaplar bunlar. Fransa'da çok fazla, Türkiye'den sonra en fazla Harun Yahya kitaplarını belki kaç de dilde var? Takip edilen kitap, 57 dilde var. Ve 5 milyon insan her ay internet sitelerine girerek ücretsiz bir şekilde 1 milyona yakın kitap, belgesel, film indiriyorlar bilgisayarlarına. Ya bu çok büyük bir rakam. Şimdi bu kadar bir bilgi akışı varken, bu kadar bir birikim varken buna birilerinin de fikri olarak cevap vermesi lazım. Şimdi bu noktada fikri cevap verilemediğinde hemen diğer olaylar devreye giriyor. Mesela ne yapıyorlar? Bilim Araştırma Vakfı camiasına karşı bir karalama başlıyor. Peki niye sizin tekelinizde gözüküyor? Bu.
yaratılış fikrinin savunulması, yani bir anlamda sizi de bahane ediyorlar o zaman. Yani eğer öyle bir şey varsa. Şimdi bakın, yani bu yaratılış teorisini sadece siz mi savunuyorsunuz? Şimdi teori değil, yaratılış bir gerçektir. Evet. Çünkü biz delilleriyle ortaya koyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah da açıkça belirtmiş yaratılışın bir gerçek olduğunu ve biz bunu zaten nereye baksak görüyoruz. Belli ki bir düzen, evet, bir hassasiyet var yeryüzünde ve evrende. Burada önemli olan şu, biz bunu tabii ki onur duyarız eğer bu konuyla bizi bağdaştırmalarından dolayı. Şeref duyuyoruz bunu gündeme getirmemizden ötürü. Ama tabii ki bu bizim sadece konumuz değil. Bu bütün inançlı insanların, evet, bunu kendine vazife etmesi gereken ve bunu savunması gereken, hatta birbirlerini uyarması gereken, birbirlerini aydınlatması gereken bir konu. Bu konuda biz üstümüze düşeni gücümüz nispetinde yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ama bu şey eserleri mutlaka bütün Müslümanların, inançlı insanların da kullanarak, onların da böyle bir çabalarının olması bizi çok memnun Peki, eder. Peki yaratılış gerçeği diyorsunuz. Bir de akıllı tasarım da deniliyor. Aynı şey mi? Aynı şey değil. Aynı şey değil. Peki ona girmeyelim isterseniz. Laikliğe aykırı mı bunun öğretilmesi? Yani laiklik tartışması da yapılıyor. Mesela Fransa'daki tartışma böyle bir tartışma. Bakın bu tamamen fikri bir görüş açıklaması. Yani biz görüşümüzü ve fikrimizi bilimsel yoldan, kitaplarla, belgesel filmlerle, sihirlerle açıklıyoruz. Bu tamamen bir görüş açıklaması. Şimdi onların da hani en burada demokratik ortam, zaten hepimizin arzu ettiği demokratik ortamın oluşması için fikirlerin açıkça tartışılması gerekir ki bu fikirler tabii ki topluma zararlı olmamak koşuluyla. Ama şimdi biz bakıyorsunuz burada yaratılış gerçeğini ortaya koyuyoruz ve yaratılış gerçeğinin getirdiği insan ahlakı, İslam ahlakına dayalı bir insan ahlakı var ortada. Yani bu nedir? Fedakarlığı yaşamak, sevgiyi yaşamak, güveni yaşamak, dostluğu yaşamak. Bunlar beraberinde getirdiği özellikleriyle anlatıyoruz zaten böyle bir şeyi. Bu elbette ki her insanın istemesi gereken ve konuşması gereken, düşünmesi gereken konular. Ama karşı tarafa bakıyorsunuz. Bunu fikri anlamda size bir karşınıza çıkamıyorlar. Fikri bir şey getiremiyorlar. Sadece bunu örtbas etmek için bir karalama kampanyası oluyor ve Darwinizmin getirdiği fikri özelliklere bakıyorsunuz peşinden. Tamamen tesadüfilik, tamamen çıkarcılık, bencillik, yani işte güçlü olan zayıfı ezmesi. Onu da konuşalım isterseniz şimdi biraz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle iki tane görüş var dünyada. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. Ve dünyada bugün yaşanan mücadelenin özünde de şu var. Bu bir kültür mücadelesi, fikir mücadelesi. Bunun özünde de materyalist düşünceye ait kesim ile inançlı, yaratılış gerçeğine inanan kesimin arasında yapılan bir fikir mücadelesidir bu. Materyalist düşünce eski Yunan'dan beri, insanlık tarihi kadar eski bir düşüncedir ve son 100-150 yıldır Darwinizm kılıfına bürünmüştür. Sadece değişen budur. Ve bu kılıf sürekli değişir ama özünde materyalist bir düşünce vardır. Yani nedir? İnsan sorumsuz bir varlıktır. Yani tabiri caizse hayvandan türeme sorumlu olmayan bir varlıktır. Dolayısıyla her şey insanın çıkarları ve menfaatleri için meşrudur. Her şeyi yapabilir. İşte bu düşünce sistemini ortaya koymaya çalışıyorlar ve böyle bir insan tipi meydana getirmeye yani çalışıyorlar. Yani Darwinist teoriye inanan birisi saldırganlığı meşru mu görecek? Şimdi sonuç olarak. Darwinist teoriye bilinçli olarak inanan biri zaten materyalist dünya görüşünü kabul etmiştir. Evet. Ve bu anlattığım sistemi zaten benimsiyordur. Bilinçli olarak inanan bir insan, savunan bir insan. Ama bunu bilinçli olarak yapmıyordur. Mesela hakikaten şimdi öyle bir yere getirdiler ki Darwinizmi savunmak özellikle üniversitelerde bir ayıpmış gibi, bilim dışı bir olaymış gibi bir hal haline getirdiler. Bir sürü insan, binlerce insan çekindikleri için, korktukları için hani bilimin... Darwinizmi kastıyorsun, yaratılışını kastıyorsun. Şöyle, Darwinizmi savunmak onlar için mutlaka yapılması gereken bir hadise haline geldi. Çünkü öyle bir propaganda var ki, psikolojik propaganda, sanki Darwinizm bilimi açıklıyor. Hani haşa, yaratılış anlamında bilim değil, bir dogma. Halbuki tam tersi, Darwinizm bir dogma çünkü tartışmıyorlar dikkat ederseniz. Biz bunu Türkiye'de de yaşadık, şimdi Fransa'da da aynı şey. Yani tartışmadan kabul edilmesi gereken bir konu olarak görüyorlar bunu. Hı hı. Yani tartışmadan kabul edilmesi demek dogma demek. Yani asıl dogma burada evrim teorisi. Yıllarca yaptıkları psikolojik savaşla, medya aracılığıyla insanlar artık biz buna eğer
yani bir doğruluk payı var herhalde bunun dedikleri için bunun dışında hareket edemiyorlar. Ama onun dışında buna bir şekilde Darwinizme hani inanmıyor, kalben inanmıyor ama hani herhalde vardır bir doğru deyip kalan insanlar ise bunlar da dolaylı olarak Darwinizme, yani bunu bir sosyal hayatta düşünürsek sosyal Darwinizmin etkisine giriyorlar. Yani mesela bir